oldu. Bu Ensar Vakfı'nda yaşanan çocuk istismarı konusu. Bakın, anayasamızın 42. maddesine göre eğitim bir haktır, bir yurttaş hakkıdır. Devlet de bu hakkı yurttaşına vermekle yükümlüdür. Milli Eğitim Temel Kanunu'na ve ilgili kanunlara göre ilk orta öğretim düzeyinde yurt ve pansiyon açmak ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri içindedir. Milli Eğitim Bakanlığı bu orta ve lise öğrenimindeki çocuklar için bu yurt pansiyon açma işini bilerek ve isteyerek yerine getirmedi. 4+4+4 eğitim sistemi kabul edildikten sonra tam 17 bin köy okulu kapandı sevgili yurttaşlarım. Kanunlarımıza göre özel kuruluşlar, vakıf ve dernekler, demin vurguladım, ilk ve orta öğretim düzeyinde yurt ve pansiyon açamazlar. Bu vakıflar yasa dışı olarak yurtlar ve evler açtılar. Hiçbir denetim maalesef yapılmadı. Denetim yapmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı personeli baskı altına alındı. Gerçi denetim yok, soruşturma yok. Suç işlenmesi için gereken bütün koşullar AKP'nin zihniyeti tarafından hazırlandı. Legal görünümlü illegal yerlerde çocuklarımızın ırzına kast edildi. Karaman haberi böyledir. Elinizi gerçekten yürek taşıyorsanız bu yüreğinizin üstüne koyun. O yürekte bir vicdan varsa onun üzerine koyun. Düşünün. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen 9-10 yaş, dikkat edin, 9-10 yaş oyun yaşındaki çocuklarımızdan 45 tanesi Karaman'da Ensar Vakfı'na ait bu yurtlarda cinsel istismara uğradı. Cumhuriyet Halk Partisi bu olayın üstüne gitmeyecek mi? Mecliste araştırma önergesi verdik. Araştırma önergesi bizzat AKP'nin oylarıyla reddedildi ve bu işten sorumlu olması gereken doktor aileden sorumlu bakan aklandı ve önünde sanki düğün olmuş da takı kuyruğuna girmişler gibi gidip tebrik ettiler, kutladılar. Neyi kutluyorsunuz? Neyi kutluyorsunuz? Niye aileden sorumlu bakanı ön plana alıyoruz? Kendi sorumluluk alanında ve bu vakfa kötülük gelmesin diye istismara uğrayan çocuklar ve ailelerini değil, bu vakfı koruyan açıklamaların altına imza attığı için eleştiriyoruz. Bir seferden bir şey olmaz. Bu söz utanç duyulacak bir sözdür. Sayın Genel Başkanımızın dün ifade ettiği cümle üzerine fırtınalar kopartılıyor. Fırtınalar. Ne dedi? Muammer Güler'in soruşturma sırasında Reza Sarraf'a söylediği cümleyi kullandı. Niye aklınıza hemen başka şeyler geliyor? Aklınızın arkasında hep o vardı ondan. Hep o var. Küçücük çocukları görünce bile aklınıza o geliyor. Annesinin dizinin altını görmek bile tahrik sebebidir diyen sapıklığı barındırıyorsunuz içinizde de ondan o geliyor. Peki Muammer Güler'le Reza Sarraf arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayacaksınız o pencereden bakarsanız? Tümden ayarlarınız bozuk sizin. Tümden ayarlarınız bozuk.